İyi akşamlar. İskele Sancak özel yayınına hoş geldiniz. Türkiye'nin bir ucundayız. Ağrı Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı'ndan bu yayını gerçekleştiriyoruz. Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında Başbakan Ahmet Davutoğlu konuğumuz olacak. Hasan Öztürk ile birlikte Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Sayın Başbakan'a sorularımızı yönelteceğiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Programımıza da hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben ilk defa geldim. Bu İshak Paşa Sarayı gerçekten çok orijinal bir mekan. Osmanlı sivil mimarisinin son örneği olarak kabul ediliyor. 1784'te yapımı tamamlanmış. Ağrı Dağı'na nazır bir konumda bulunuyor. Burası biraz da aslında sizin tercihiniz oldu. Siz geldiniz mi buraya daha önce? İshak Paşa Sarayı'nı daha önce görmüş müydünüz? Neden burayı tercih ettiniz? Tabii geldim ve gördüm ve aşık oldum. Yani tercih edişim de Ağrı'daydık. Burası biraz mesafeli olmakla birlikte bu özlemi gidermek içindi. Bazı mimari eserler vardır ki mühür gibi dururlar coğrafyanın üzerinde, toprakta, bir tepede. Çok var böyle eser ama 4 tanesi benim için çok özel anlamı vardır. Biri tabii ki Mescid-i Aksa. Bir tepenin üzerinde Zeytin Dağı'ndan Mescid-i Aksa'ya baktığınızda gözünüzü alamazsınız. Yani ben bir gece boyu neredeyse Zeytin Dağı'ndan Mescid-i Aksa'yı temaşa etme imkanı buldum. 83 senesinde. Büyüleyicidir. İkincisi Elhamra. İkinci derken önem sırasına göre değil. Elhamra'ya da baktığınızda dersiniz ki herhalde tabiat, doğanın ile insan eseri olan mimari, Allah'ın lütfu olan doğayla ancak bu kadar özdeş olabilmiş. Böylesine mühür gibi durmuştur. Karşıdan seyretmeye doyamazsınız. Birisi Topkapı Sarayı'nı Salacak'tan, tarihi yarımadayı, ister Ayasofya'yı, ister Topkapı Sarayı'nı Salacak tarafından tarihi yarımadaya baktığınızda o tarihi yarımadayla üzerindeki mimarinin oluşturduğu bütünlük büyüler. Bir de İshak Paşa Sarayı. Yani baktığınızda burayı inşa edenlerin bu tabiatla mimari arasındaki ilişkiyi böylesine güzel tasavvur etmiş olmaları etkileyicidir. Ve 1784 dediniz ama ilk şeyi 1685'tir. Yani yapılımı ve süreç almıştır. Son noktası nihai hale gelişi katkılarla neredeyse bir yüzyılı bulmuştur. Ve buranın özgünlüğü diğerlerinden farklı. Mesela Topkapı Sarayı çok tipik bir Osmanlı mimarisini yansıtır ya da Elhamra Endülüs'ü. Tabii Mescid-i Aksa İslam sanatının Filistin ve Suriye o coğrafyadaki kemalidir tabiri caizse. İshak Paşa Sarayı'nda bir geçiş coğrafyası olduğu için Selçuklu, Osmanlı, Kafkas, İran bütün bu tesirler taş işlemelere ve her yere tabiri caizse nakşedilmiştir. Onun için buraya ben bu tür mekanları saygı gösterilmesi gereken mekanlar olarak gördüğüm için onların yanına yaklaştığım zaman mutlaka ziyaret ederim. Yani bir şekilde şimdi benim 20 miting oldu. Burası, buraya gelip bu havayı teneffüs etmek başlı başına dinlendirici bir imkan. O biraz bakımdan özellikle tercih. Ziyaret ettiniz. Çıkınca tekrar bak şey yapacağız geciktiğim için. Çıkınca tabii Ahmedi Hani. Son geldiğimde çok uzun süre kalma imkanı bulmuştum. Ahmedi Hani'nin bu coğrafyadaki yeri özel. Bugün de Ağrı Havalimanı'nın yeni terminali ve havalimanının Ahmedi Hani adını verdik. Aslında bunlar keşfedilmesi gereken güzellikler. Yani biz genellikle bizim kültürümüzün ve mimarimizin farklı boyutlarını görme konusunda biraz tembelizdir. Zihnimizde belli semboller yerleşir de aslında bir serüvendir. Anadolu'yu, Rumeli'yi dolaşıp her adımda yeni bir şey keşfetmek. İshak Paşa bu anlamda büyüleyici bir yapıdır. Bırakanlardan, bütün mimarlardan, ustalardan Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin ve ebediyete kadar da inşallah burada bir mühür olarak durur. Bir anlamda da Osmanlı'nın Doğu Karakolu, Doğu yakasının bir şeyidir, bir mührüdür. O bakımdan ne zaman bu tarafa doğru gelsem hem İshak Paşa Sarayı'nı mimari olarak ama Ahmedi Hani'yi de kültürümüzün büyük bir alimi ve edebiyatçısı olarak düşünürüm, mütefekkiri olarak her zaman
ziyaret ederim. Evet. Dünden beri buralardasınız aslında. Ardahan, Iğdır, bugün Muş, Ağrı. Meydanları, şehirlerin seçim atmosferini gösterilen ilgi, alaka, talepler, şikayetler belki muhatap olduğunuz. Nasıl bir seçim atmosferi buldunuz burada? Vallahi çok canlı. Yani dediğim gibi bu benim 20. mitingim. Bugün Kars'ta yaptığım miting. Doğu Karadeniz'den başlamıştık. Önce Doğu'dan başlamıştık yine. Erzurum, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Artvin, Rize, sonra bir Karadeniz hattı yaptık. Sonra güneye indik, Osmaniye. Tipik Yörük Türkmen bölgesi. Sonra kuzeye tekrar çıktık. Samsun, Niğde, Aksaray, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Kastamonu, Bartın, Çankırı ve şimdi Doğu'ya tekrar geldik ve bu o Doğu Havzası, bu sefer daha güney hattına iniyoruz. Dönüşte Kars, Iğdır, Ardahan, bugün de Ağrı, Muş, yarın Elazığ, Bingöl, sonra Bitlis, Adıyaman ve daha sonra Akdeniz'e ineceğiz. Yani bunu şunun için zikrettim. Mümkün olduğu kadar bizim miting takvimini arkadaşlara da söyledim. Tabii teknik zorunluluklar bir bölgeye belli bir dönem yoğunlaşmanız gerektiriyor. Çünkü gidecek tırlar, araçların ikmali. Ama tek bir yeri, bir bölgeyi bitirip diğer yere gitmek değil. Kuzey, güney, doğu, batı aksında sürekli hareket halinde olmayı düşünüyoruz. Olağanüstü bir heyecan var. Ben tabii ilk defa başbakan olarak miting meydanlarına çıktım. Daha önce Dışişleri Bakanı olarak biliyorsunuz Konya'da 31 ilçede 25 kadar beldede miting yapmıştım ve 15 kadar ile de o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken gidemediği yerlere gitmek için gayret sarf ettik. 3 kriter bence önem taşıyor mitinglerde. Birisi meydandaki katılım. Bu önemlidir ama herkes o resme bakıyor. Bu tek başına yeterli değil. Ya yani bir resim çekiyorsunuz, anlık bir resim, psikolojiyi yansıtmıyor. Bir katılım iyi olacak. Şu ana kadar katılım konusunda beni sükutu hale uğratmayı bırakın, vasat olan bir katılım bilgi görmedim. Muhteşemdi. Dün akşam Iğdır, çok büyük bir ilimiz olmamakla birlikte, akşam da üçüncü mitingim olmasına rağmen, geç bir saate kadar, güneşin batışına kadar kalmasına rağmen muhteşem. Bugün sabah zaten öğleyin Muş'ta beraberdik. Yine çok geniş bir katılım. Samsun, Büyüleyici'li, hepsi. Yani bütün tek tek saymak istemiyorum çünkü birine haksızlık olur. Ama ikinci boyutu coşku. Yani katılmak, gelip orada ayaküstü durmak değil. Ben bazı mitingleri seyrediyorum televizyonda. Geliyor ve izliyor. Esas itibariyle katılmak, mitingin havasını paylaşmak, orada o mitingi gelmiş olan liderle ve o hareketle bir bütünlük arz etmek. Bu anlamda da son derece memnuniyet verici bir tablo. Biraz da sizin tekniğinizle ilgili değil mi Sayın Başbakanım? Yani siz çünkü anlatırken birden soru soruyorsunuz. Oradaki kitleye yekpare görüp, yani tekil bireylere sanki soru sorar gibi soru soruyorsunuz ve cevaplar arıyorsunuz. Yani o interaktif evet, bu biraz yeni bir yöntem gibi gelebilir. Ama tabii benim hocalıktan gelen bir şeyim, ders anlatırken bir tür göz temasım olmazsa rahatsız olurum. İki, bir tür iletişim kuramazsam rahatsız olurum. Üç, önümde bir metin ya da çok benim zihnimi dağıtacak şey olduğu zaman rahatsız olurum. Dolayısıyla bir derse hazırlık gibi gelmeden bütün o ilin özelliklerini, sadece tarihi özellikler, kültürel özellikler, yapılan yatırımlar, yapılacak yatırımlar, o günkü gündeme göre söylenecekler, bunu zihnimde kurmadan çıkarsam bir eksiklik olarak addederim. Zihninizde kurduğunuz zaman, derste de ben öyle yapardım, burada da yapmaya çalışıyorum, doğal seyrine bırakmak lazım. Hani ben 3. dakikada şunu söyleyeyim, 17. dakikada bunu söyleyeyim, sonra böyle bitireyim dediğiniz zaman işin zevki kalmaz açıkçası. Çok mekanik bir hale dönüşür. Bir de benim akademik hayatta da hiç hoşlanmadığım bir şey vardı. Açık söyleyeyim, o zaman iki tip hoca vardır. Bazı hocalar, ben bölüm başkanım, dekanım zamanında da yurt dışında da tecrübe etmişim. Bir ders alır, 7 kere anlatır. Yani bir haftada. Ben ise
7 dersi ayrı ayrı anlatmayı severim. Yani birincisi daha kolaydır. Bir kere ezberlersiniz ve tekrar edersiniz. Evet. Tekrar etmek çok hoş değil. Ama belli temel meseleleri ve burada da belli temel sloganları tekrar ettirerek zihinlere yerleştirmek gerekiyor. O bakımdan dediğiniz gibi interaktif kendi doğası içinde, yani ben mitinglere başlarken böyle bir şey geliştireyim diye yapmadım. Herhangi bir temrin de yapmadım. Ama kendi doğası içinde o gelişiyor. Üçüncü husus, yani kriter olarak katılım ve coşku yanında şehrindeki hava. Mesela bazı şehirlerde yol boyu olan kalabalık miting meydanından neredeyse daha fazlaydı. Miting meydana girememiş kalabalıklar. Dün Iğdır'da öyleydi. Mitingin içine girip bayraklarla yollarda. Girerken ve çıkarken yine Samsun'da, Rize'ye bir çay eline şeye gittik. Akşam yemeği yemeye. Spontan bir ilçe yani. Spontan anında bir miting kadar topluluk oldu. Ve orada da hitap ettim. O şehirdeki coşku, herkese Osmaniye, Artvin hepsinde bunu gördüm. Erzincan, gece güneş battıktan sonra devam ettik. Soruyorum, yoruldunuz mu? Hayır. Devam edelim mi? Sabaha diye cevap veriyor. Bunlar siyasetin güzel tarafları, demokrasiyi şölen haline getiren taraflar. Ve o anlamda çok yorgunluk hissetmeden bir şekilde bunu devam ettireceğiz. Tabii Almanya başlı başına özel bir mitingdi. Bunların hepsi, bütün mitinglerimize katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu, yani bunlar, isimleri zikrettim. Bütün illerimiz bizi çok mutlu etti. Şu ana kadar dediğim gibi vasat denilebilecek bile mitingimiz olmadı hamdolsun. Tam bu mitingleri konuşurken şunu da sormak isterim Sayın Osman. Yani iki gündür bu bölgedesiniz, mitingler yapıyorsunuz ve o kalabalık mitinge katılan insanların dışında STK'ların temsilcileri var. Birebir size ulaşabilenler oluyor. Siz onlarla ilgileniyorsunuz. En çok nedir? Ne istiyorlar? Yani buradaki insanlar, bu bölgenin insanları size en çok hangi taleple geliyorlar? Şimdi daha tabii dün ve bugün Doğu ve Güneydoğu'na, daha önce Erzurum, Sivas, Erzincan hattını yaptık. Bir de mümkün olduğu kadar ben şeyden sonra, mitinglerden sonra halkın içine, şeyin içine giriyorum, mitingin içine. Orada da doğrudan temas imkanı oluyor. Bazen de sürpriz ev ziyaretleri yapıyorum. Yani habersiz bir şekilde rastgele bir eve girip sohbet ediyoruz. Birkaç yerde, Niğde'de, bazı yerlerde bunu yapabildik. Dolayısıyla halkın teması, o bölgedeki hissiyatı alıyorsunuz. Burada dikkatimi çeken tabii herkesin çözüm sürecine kadar sahiplenmiş olduğu. Yani siz, bir elektrik var orada ortaya çıkan, hitap ederken mümkün olduğu kadar ben karşımdaki topluluğu sanki bir şahsı manevi diyeyim, bir tek bir anonim şahıs gibi düşünüyorum. Bu anonim şahıs bana ne demek istiyor? Mesela burada en çarpıcı olarak dile getirilebilecek hususlardan biri, çözüm süreci dediğimde veya çözüm, kardeşlik, tarihi kardeşlik, Muş'ta Sultan Alparslan'dan, Selahaddin Eyyubi'den bahsetmek yanında, yani bu tarihi arka plan dışında, yakın dönemde yaşananlar ve AK Parti'den bahsettiğinizde şunu hissediyorsunuz. Bu insanlar kardeşliğe önem veriyor. Yani ortak bir ses size diyor ki bu konuya devam et. Onu hissediyorsunuz. Bazen mesela bunu hissetmediğiniz anlar oluyor. Çok çarpıcı bir hatıram var. Bu mitingle ilgili değil ama bizim halkın ruh halini yansıtan, Konya'da mahalli seçimlerdeyiz. Ereğli kritik bir ilçemiz. Ereğli'de mitinge gidiyorum. Ereğli'deki arkadaşlar ve teşkilat, aman Sayın Bakanım dedir o zaman bakanım, Ereğli'nin sulama işi var. Sulama konusunu ne olur açın ve çözdük deyin. İşte sağ sulaması, oradaki sulama kanalları. Aradım Veysel Bey'i o zaman, bu sulamayla ilgili bilgi aldım. KOP başkanlığı için yanıma çağırdım, bilgi aldım. Zihnimde kurdum, bir yere getireceğim, sulama diyeceğim. Demokrasi dedim, Türkiye'nin itibarından bahsettim. Sulamaya, tam Ereğli'nin en önemli konusu dedikleri şeye geldiğimde, onun hemen öncesinde Filistin'den bahsetmiştim, Suriye'den. Halk Somali, Somali diye bağırmaya başladı. Ben sulama diyorum, onlar Somali. Bu millet şunu istiyor.
evet diyor, bu insanlar iyi niyetli ve benim meselelerimle ilgileniyor, çözebildiği kadar çözer. Ben gurur duyacağım bir ülke istiyorum. Bu o kadar önemli bir şey ki. Ait olmaktan gurur duyacağı bir ülke. Büyük bir ülke. Ve onunla hisseyab olmak istiyor. Bu bölgede de ben bunu hissediyorum. Mesela dün Iğdır'da bayrak üzerine konuştum ve müthiş bir şey vardı. Hani Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla oluşmuş bir fotoğraf. Bugün de dikkat ederseniz şeyi anlatmaya çalıştım. Muş'ta millet kavramı etrafında milleti İbrahim ve bu millet kavramına niçin biz tek millet diyoruz? Neden vatan tek diyoruz? Çünkü hepimizin dedesi bu topraklarda şehit oldu. Kimsenin değil bu vatan. Hepimizin vatanı. Ne Sünnilerin, ne Alevilerin, ne Türklerin, ne Kürtlerin, ne Çerkezlerin, ne sayabileceğiniz bütün topluluk. Hepimizin vatanı. Niye tek bayrak diyoruz? Bu bayrağı öyle bir hale getirdiler ki maalesef bayrağımızı, tabii bunda 12 Eylül'ün yanlış uygulamalarının, milleti soğutan, uzaklaştıran, yabancılaştıran uygulamalarının tesiri var. Yani al bayrağın altında bu ülkenin çocuklarına şu veya bu şekilde yanlış iş yapılamaz. Hangi gerekçe? Ama bir taraftan da terör örgütü bölgede verilen havayla sanki al bayrak, bizim bayrağımız, üzerinde kan olan, hilal olan bayrak yabancı gibi gösterilmeye çalışıldı. Ama benim gördüğüm, heyecan duyduğum hani millet birlik istiyor. Ve ondan memnun. Bir kaygılı bir hayat istemiyor. Ne istiyor ayrıca? Kamu düzeni istiyor. Burada baskı olmayacak dediğimde 6-7 Ekim olaylarını hatırlattığımda bu sokakları bir daha bu şehirleri vandallara teslim etmeyeceksiniz değil mi dediğimde müthiş bir şey alıyorsunuz. Orada yaşanmış olanların nasıl derin bir iz bıraktığını ve bunun yanında tabii müreffeh bir hayat istiyor. Hepsi hızlı tren istiyor. Görüyor şimdi hızlı treni dün Kars'ta da anlattım işte Kars'tan şeyden Erzincan Sivas Erzincan Kars hattından bir irtibatla Iğdır sonra da Bakü Tiflis Kars sa gidecek. Mesela Ağrı'da da hızlı tren isteniyor. Efendim Muş'a bugün zikretmedim ama Erzincan'dan Muş'a bir bağlantı düşünüyoruz. Ağrı'ya da inşallah bir sonraki aşamada bunu getirmek imkanı az. İnsanlar artık çıtayı yükseltmiş. Devlete güveniyor ve çıtayı yükseltmiş. Daha azına razı değil. Bugün mesela engellilere yaptığımız yardımdan bahsettim. Orada en ön safta bir engelli varmış. Eliyle sallayarak oturduğu yerden bütün gönlünden gelerek şey yaptı Ağrı'da. Iğdır'da da, şeyde, Muş'ta da bir başka engelli kardeşimiz geldi. Siz gelene kadar dedi. Bu o kadar beni duygulandırdı ki. AK Parti iktidarına kadar biz engelliler evin dışına çıkmaya utanıyorduk dedi. Siz bir kere bize itibar ver kazandırdınız. Ve ayrıca imkan getirdiniz. Basketbol takımı kurmuşlar engelliler Muş'ta. Sponsorluk da şeyinde ricasına. Ne ihtiyacınız varsa karşılayacağız. Şimdi bunları gördüğünüzde mesela Kılıçdaroğlu'nun o vaatlerinin veya başka şeylerin ötesinde halk bir gerçeklik istiyor. Ve aslında o sosyal devlet olgusu ilk defa AK Parti ile hayata geçirildi. Bunu görmek lazım. Bunlar hep talepler ve bunu da karşılamak tabii bizim en büyük görevimiz. Dün Iğdır'da bir de sürpriz yaptınız. MHP'nin seçim bürosunu ziyaret ettiniz. O nasıl planlı bir şey miydi? Şaşırdılar mı MHP'ler? Çünkü böyle pek görmüyoruz bu tür jestleri siyasette. Şimdi doğrusu ben seçim tansiyonunun barışçıl bir ortamda olması ve düşük olması gerektiğini düşünüyorum. Ama şey meydanlar tansiyonu yüksek olabilir. Hani çünkü herkes meydanda kendi derdini anlatacak. Anlatmalı. Özgürce, istediği coşkuyla. Fakat meydan dışında herkes birbirine saygıda kusur etmemeli. Dikkat ederseniz Osmaniye'de Sayın Bahçeli'yi yuhalamaya kalktıklarında durdurdum. İyi bir örnek teşkil etti. Kılıçdaroğlu da onu devam ettirdi başka bir yerde. Hep bunu yapmalıyız. Dün Iğdır'dan ayrılırken tam da halkı selamladığımda dediler ki hatta inip halka karışayım dedim. Yani biraz yürüyelim. Dediler ki arkadaşlar hani oradaki güvenlik tabii. Efendim MHP seçim bürosu da var. Hani bir hoş olmayan bir durum olmasın. Hani ola ki bir yer dedim ki aksine MHP seçim bürosuna gidelim dedim.
milletvekili adaylarımızı gönderdik önden. Yani müsaitseniz. Onlar da çok büyük bir nezaketle otobüse kadar geldi. Dedim ki içecek çayınız var mı? Memnuniyetle Sayın Başbakan dediler. Ne ikram ettiler diye soracaktım. İçeri girdik ve çay içtik. O sırada şu anki milletvekili Sinan Ogan'ın annesinin vefat ettiğini öğrendim. Onun üzerine ona bir taziye telefonda bulunduk. O da daha sonra geldi. Bunlar insani boyutu bu işlerin. Dolayısıyla hepimiz buna dikkat edersek, tepede liderler... Rakip biz ama düşman değiliz diyorsunuz. Tabii. Yani düşman olabilir miyiz? Siyasetin bir kere ben şunu söyleyeyim. Başbakan olarak Kılıçdaroğlu'nun da Demirtaş'ın da Bahçeli'nin de başbakanıyım. Yani bu ülkenin başbakanıyım. Onlar da bu ülkenin vatandaşı. Hani onların kılına gelecek bir zarar, yani herhangi bir gerilim sebebiyle benim için en büyük zillet olur. Çünkü bu ülkenin kamu düzeninden hükümet olarak biz sorumluyuz. Dolayısıyla tansiyon ne kadar düşük olursa, gerilim ne kadar az olursa ben o kadar memnun olurum başbakan olarak. Çünkü AK Parti genel başkanı olarak çıkar meydana da tansiyonu yüksek konuşmalar yaparım. Ama Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak benim görevim bu ülkeyi suhuletle seçime götürmek. Suhuletle seçime gitmesi için de seçimin genel havasının barışçıl olması, eleştirilerin düzeyli olması ve bir şölen halinde geçmesi. O bakımdan bunlar hep kayıt olarak tarihe geçecek hususlar. Hepimizin buna itina göstermesi durumunda tepede liderler belli bir düzeye de davranırsa aşağı doğru toplum katmanları onu benimserler ve genel olarak bir yumuşama hakim olur. Evet. Şunu da sorayım ben o zaman. Şimdi muhalefet bugün Muş mitinginde gördük, Ağrı mitingi, dün de aynı şekilde. Bu arada unutmadan ben sonra fark ettim Ağrı mitingini de ben konuşurken belediye başkanı HDP'li Sırrı Sakık da izlemiş bir kattan yani oradan telefon da etmiş. O sırada ben meşguldüm. Telefonla da bitince program onunla da görüşeceğim. Dediğim gibi gittiğimiz her yerde bizim bu seviyeyi tutturmamız lazım. Evet. Bir muhalefet yani şunu dikkatimizi çekiyor. CHP ile HDP'yi aynı potada eleştiriyorsunuz. Bugün Muş'ta da bunu gördük. Ağrı'da da bunu gördük. Biri Kürt ulusalcısı, biri Türk ulusalcısı. Daha önce meclis kurup konuşmalarında biri Kürt bağısı, biri Türk bağısı gibi eleştirileriniz de oluyordu. Muhalefetin seçim söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve neden böyle bir eşleşmeyle hareket ediyorsunuz? Açıkçası bunu sadece bir siyasi söylem olarak değil, bir bilimsel gözlem olarak da ifade etmeye çalışıyorum. Yani ben Tanzimat'tan bu yana Türk siyasi hayatına baktığımızda iki temel eğilim görüyorum. Bunu 95'te Refah Partisi, Refah Yolu o seçim sonrasında Yeni Şafak'ta yazdığım 5 gün süren bir makalede detaylı incelemiştim. Bir tarihi sürekliliğe önem veren siyasi hareketler, bir de tarihi kopuşu eksen alan siyasi hareketler. Şimdi AK Parti tarihi sürekliliğe önem veren bir siyasi hareket. Yani ben İshak Paşa Sarayı'na geldiğimde huzur buluyorum. Ama modern yapılan Konya'da bilim merkezinde de huzur buluyorum. Bu tarihi süreklilik bizi ortak bir paradigma, ortak bir kültürel kimliğe götürüyor. Tarihi kopuşlar ise kimlikleri parçalıyor. Şimdi ulusalcılık modern Avrupa'da ulusları birleştirdi. Yani İtalya Birliği ulus birliği olarak kuruldu. Almanya'da onlarca küçük feodal devletten hatta yüzlerce daha önceki dönemlerdeki düklüklere kadar bir Almanya kurulması için ulusalcılığa ihtiyaç vardı. Bizde ise ulusalcılık çok büyük bir milleti içinde onlarca etnik ve mezhebi dini grubun olduğu bir milleti parçaladı. Ve bu çok acı bir serüven olarak yaşandı. Buna Ermenileri de katarak söylüyorum. Milleti sadıka deniyor. Yani milletin içine konuyor. Milleti sadıka dönüyor bir dönem. Düşünün bunu Osmanlıcılık bağlamında söylemiyorum. İki kültür anlamında. Bu dinde ya da Saraybosna'da yaşayan biriyle Yemen'de, Kahire'de, Bağdat'ta yaşayan biri aynı büyük
bütünlüğün parçası olduğu hissini yaşıyordu. Onun için de birbirine düşman olmuyordu. Ulusalcılık öyle bir tohum etti ki önce gayrimüslim unsurlar, sonra Arnavutlar, Araplar, Türk uluslar yavaş yavaş nerede o büyük millet kimliğini parçaladı. Sonra yetmedi. Mikro. Geldi devletleri parçaladı. Yetmedi şehirleri parçaladı. Aileleri parçaladı. Bakın Irak'ta olan o. Evet. O Bağdat. Harun Reşit döneminde dahi 7 iklime başkent olmuş Bağdat. Şimdi Sünnilerle Şiileri bir barındıramıyor. Yan yana barındıramıyor. Ya da Kerkük. Asırlarca Türkmenlere, Araplara, Kürtlere beşik olmuş Kerkük. Şimdi parçalanıyor. Yani şey anlamda söylüyorum, bu vaka. Şimdi bizim özelliğimiz ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sürekliliğin devamı olan bir devlet. Yani biz devlet sürekliliğini hiç kaybetmedik. O yüzden bizde etnik parçalanma diğerleri kadar, Suriye diye bir devletten bahsetmek yakın dönemle ilgili bir şey. Son parçalanan devletin başkenti neresiyse süreklilik orada devam ediyor. Yani İstanbul. Yani Ankara. Bu şimdi Türk ulusalcılığı dediğim şey, yani CHP'nin tek parti zihniyeti, bir ulus inşa edebilmek için bütün farklılıkları yok edeyim. Öyle bir şey ben tanımlayayım. Sen şusun, sen de şusun. Sen gayrimüslimsin deyip mallarına el koyayım. Sen Kürtlüğü bırak, şu değilsin, şöyle gideyim. Bunun son miadı 12 Eylül'le yaşandı ve bitti. Sonraki son artçı şoku da 28 Şubat'ta. Sen iyi vatandaş mı olacaksın? Başını açacaksın. İyi memur mu olacaksın? Hanımına başını açtıracaksın. İyi Türk mü olacaksın? Şu anda içeceksin. Şunu Kürtçe konuşmayacaksın. İyi Müslüman mı olacaksın? Şöyle olacaksın. Devletin tanımladığı kimlikler üzerinden bir ulusalcılık. Bu son ulusalcılığın son, ben bunu Irak Kürt liderlerine çok söylemişimdir. Bahram Salih'le uzun bir konuşmamız var. Dedim ki bütün ulusalcı böyle parçalayıcı kimlikleri yapanlar büyük acılar çektiler. Arnavutlar, Araplar, Türkler hepimiz. Şimdi Kürtlere aynı acıları çektirmeye çalışıyorsunuz. Çalışıyorlar. Şimdi HDP'nin zihniyetine bakın. CHP Diyanet'e karşı, HDP'de karşı. CHP İmamatip'e karşı, HDP'de karşı. CHP Malazgirt öncesindeki tarihe, yani eski CHP'de de böyle İslam öncesi. Selçuklu, Osmanlı atlanacak. Evet. Eti'ye, Hitit'e, Sümer'e. Gidelim oraya. Hiç ben, bütün insanlık tarihi bizimdir. Gidelim ama niye Selçuklu ile Osmanlı'yı yok sayacaksın? Osmanlı'yı yok sayarsan İstanbul sokağında başını kaldırıp nasıl dolaşacaksın? Osmanlıca'yı yok sayarsan, ki tartışıldı, mezar taşlarını nasıl okuyacaksın? Selçuklu'yu yok sayarsan Konya'yı nasıl anlarsın? İshak Paşa Sarayı'nı nereye oturtacaksın? Onlar bunu yaparak bir modern ulus oluşturmaya çalıştılar. Kültürel kopuş üzerine. Aynı kültürel kopuşu Kürt vatandaşlarımız ve dışarıda da Kürt unsur üzerinde, yani Orta Doğu'da PKK veya işte HDP, bu çizgi geldi ve şunu söyledi. Din özellikle 70'li yıllardan itibaren bir afyondur. Sizi ayağa kaldıracak olan şey etnik kimliğinizdir. Şimdi bu öyle parçalayıcı bir şey ki, ulus inşa edelim derken, edelim derken o kopuşu getiriyor. Şimdi siyasi olarak oy alabilmek için dine karşı daha hoşgörülü görünüyorlar her ikisi de. Ha, bu güzel. O kopuştan ne kadar uzaklaşırlarsa ben şahsen memnun olurum. Ama bir bakıyorsunuz hiç olmadık bir yerde bir anda o eski şey, kendi ideolojik kültürel zemin kendini gösteriveriyor. Saklayamıyorlar. İşte diyor kodları, ki Taksim bizim için Kabe'dir diyebiliyor. Kudüs Yahudilerin kutsal mekanıdır diyebiliyor. Çünkü kültürel kodları bizim kodlara uygun değil. Şimdi doğuda, güneydoğuda bütün Kürtler, Irak'taki Kürtler ta eskiden beri İslam kimliğiyle o kadar hemhaldirler ki Kudüs dediğinizde her şeylerini ortaya koyacak bir kültürel geçmişten geliyor. Aramızdaki en önemli fark bu. Benim HDP'ye tavsiyem Türkiye'leşsinler ama sakın ha CHP'lileşmesinler. CHP'lileşmek demek
CHP'nin altı okunu benimsemek değil, altı oku Kürt versiyonuna çevirmek demek. Bu ikizi gibi. Ha, başka bir şey. Onun için Baas dedim. Bunun Arap versiyonu da bu yaklaşımın, parçalayıcı yaklaşımın Baasçılıktır. Şimdi bakın, çok çarpıcı bir misalle zikredeyim. Nasıl parçalayıcı düşündükleri. Ya biz 2 milyona yakın Suriyeli mülteci aldık. Allah aşkına günün birinde şunu kimse duydu mu? Türkiye'nin kapısına geldiler, Sünniler alındı da Nusayriler, Aleviler alınmadı. Türkmenler alındı da Kürtler alınmadı. Araplar alınmadı. Yezidiler, Hristiyanlar alınmadı. Ermeni iki hanım geldi. Ermenilerin onların şeyini yapabilmek için bizzat ben devreye girdim. Akrabalarıyla buluşsunlar diye. Ama şimdi bakın, Kılıçdaroğlu bunların hepsini geri göndereceğiz diyor. Bize. Bizim kültürümüze yakışmaz. Gönderip rahat edeceğiz yakışmaz. Yakışmaz. Git kardeşim memleket. Yani ama Bahçeli'den ses yok. Ya kardeşim, Türkmenleri nereye gönderiyorsun? Yok. Demirtaş'tan ses yok. Ya Kobani'den gelen Kürtleri işi de mi teslim edeceksin? Nereye göndereceksin? Demek yok. Ama olaylar olduğunda MHP Türkmenleri alın diye yani onlar adına konuşuyordu. HDP Kobani'den gelenleri almış olmamıza rağmen Kürtleri 6-7 Ekim'de onu bahane ettiler. İşte parçalayıcı kimlik bu. Yani bizim çizgimiz, AK Parti çizgisi bütünleştiricidir. Tarihi sürekli atıfta bulunur. Bizim tarih referansımız, ben niye bütün şehirlerde bir şekilde önden bir manevi, tarihi bir arka plan veriyorum? Çünkü o kültürel potayı bizim inşa edici bir güç olarak kullanmamız lazım. Sayın Başbakan, tam bu noktada CHP ile HDP'nin o ruh ikizliğini anlattınız ama bir de bugünlere şuna şahit oluyoruz. Mesela HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Diyanet'in kaldırılacağını söylüyor. İktidara gelirlerse Diyanet'i kaldıracağız diyor. Aynı noktada bir de bakıyoruz ki paralel yapıda Diyanet İşleri Başkanı üzerinden Diyanet camiasını yıpratmaya çalışıyor. Bu sefer başka bir ilişki biçimi görüyoruz. Yani HDP ile paralel yapı sanki aynı noktada aynı hedefe vurur. Paslaşıyorlar görünüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok doğru ve bunun biraz daha başka, daha derin bir analizini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evvelsi gün Diyanet İşleri Başkanımızla da tek bunu konuları ele aldık. Diyanete saldırı tesadüfi değil. Sadece seçimle ilgili değil. Ne o zaman? Baksana. Şudur, ben Diyanet'in ki bakanken de Diyanet'ten yurt dışına giden hocalarımızla, din müşavirlerimizle konuşmalar yapardım. O zaman vurguladığım bir husus vardı. Diyanet 4 kez önemli değişim geçirdi. Bir, kurulduğu dönemde ve tek parti döneminde Diyanet'e biçilen rol, misyon. Evet. Bir şekilde denetleme ve tek partinin öngördüğü din anlayışını topluma yayma veya bir şekilde dini hayatı tanzim. Resmi din. Tanzim. Şimdi bu misyon büyük bir ağırlık oluşturdu din adamlarımız üzerinde. Yani ezanı aslını bırakıp Allahu Ekber yerine Tanrıludur demesi bir insana nasıl ağır gelir? Bizim İsmail Kara Hoca'nın muhtemelen babası Kuduz Hoca Efendi o kadar güzel anlatır ki ilk aslına uygun Arapçayı okunurken nasıl heyecan duyduğunu insanların. Şimdi bu Demokrat Parti ile birlikte ve İmam Hatiplerin kurulmasıyla birlikte bir ikinci değişim geçirdi. Yani kendi doğası içinde din adamlarımızın yetiştiği ve bir camia haline dönüşmeye başladı. Yani bizim ilim geleneğimiz ta fukaha, muhaddis, müfessir şeyinden gelen geleneğimizin uğradığı kesinti yavaş yavaş kapanmaya başladı. Ve yeni bir ilmiye sınıfı oluşmaya başladı. Ve bu da herhangi bir siyasi otoritenin denetimi olmaksızın, tek parti dönemini kastediyorum, Türkiye içindeki hayatı yönlendirmeyi etkilemeye başladı. Yani Ahmet Hamdi Akseki hocamızdan, efendim Lütfi Doğan hocaya, yani uzun bir, hepsini tek tek saymak istemem. Üçüncü büyük dönüşüm Soğuk Savaş'ın bitmesiyle başladı. Ve Diyanet ve Türkiye Cumhuriyeti ilk defa yurt dışındaki Müslüman toplulukların
özellikle de Türkçe konuşan toplulukların kaderiyle ilgilenmeye başladı. Bir de bu arada Avrupa'ya giden vatandaşlarımız olduğu için işçi olarak Diyanet ilk defa Türkiye dışında bir misyon üstlenmeye şey yaptı. 60'lı yıllarda Diyanet İşleri Başkanlarından birisi Tunus'a bir toplantıya gitti diye döndüğünde görevden alınmıştı. Böyle bir görevin yok dendiği için. Şimdi bu üçüncü aşama. Ve Avrasya İslam Şuraları oluştu. Yavaş yavaş bizim terk ettiğimiz coğrafyalara da nüfuz etmeye başlayan, o coğrafyalardaki dini ihtiyaçları karşılayan, mesela Sancak'taki müftü krizine çözüm bulmaya bir din, bir şey doğdu. Dördüncü büyük dönüşüm bizim zamanımızda yaşandı. Biz bütün bu birikim üzerinde Diyanet'in önünü açtık. Aynen Türk Hava Yolları'nın önünü açtığımız gibi, TİKA'nın önünü açtığımız gibi, yurt dışı Türklerin önünü açtığımız gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önünü açtık ve Afrika İslam Şuraları İstanbul'da toplanmaya başladı. Latin Amerika İslam Şurası İstanbul'da toplanmaya başladı. Ve Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı herhangi bir bürokrat konumundan çıktı. İslam dünyasında geleneği olan bir ilmi geçmişin temsilcisi haline geldi. Yani Afrika'da 40 İstanbul, tane ofisi var. Tabii yani. İstanbul İslam'ı diyeyim ben. Yani İslam'ı parçalamam ben hiçbir şekilde ama son rafine İstanbul İslam'ının ve herkesin referans olarak gördüğü İstanbul'a dönük ilgi, yani Türkiye'deki bu işi de karşıda bir panzehirdir. Efendim yanlış etnik yaklaşımlara, mezhebi yaklaşımlara da bir panzehirdir. Ve Diyanet, Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanı'nın konumu da başka bir yere çıktı, taşındı. Şimdi bunu görmeden bu saldırıları anlayamazsınız. Bunu görmek lazım. Bu çerçevede bizim Diyanet'e yüklediğimiz misyon, siyasi olarak demiyorum, ülke olarak, ben bu yurt dışına giden Diyanet mensuplarına yaptığım konuşmada hep söylerdim, 5 odaklı çalışacaksınız. 1- yurt dışındaki vatandaşlarımızın dini ihtiyaçları. 2- Türkçe konuşulan ve gönül coğrafyamızın parçası olan yerlerdeki dini ihtiyaç. İşte Balkanlar, Orta Asya vesaire, Tataristan, her yer. 3- Orta Doğu'da yükselmeye başlayan bu mezhep çatışmalarına karşı Müslümanlığın kalbi olan Şam, Bağdat, Kudüs, efendim Mekke, bütün buralardaki bu çatışmayı engelleyecek şekilde üstleneceğiniz misyon. 4- Bizim yeni açılım bölgelerimiz olan Afrika, Latin Amerika gibi yerlerde üstleneceğiniz misyon. 5- Diğer dinlerle ilişkileri tanzim edecek şekilde insanlığa verilecek misyon, mesajlar. Şimdi biz bu kadar kapsamlı bir misyon yüklemişken birileri Diyanet'e saldırıyorsa bu Diyanet İşleri Başkanı'na yapılan bir saldırı değildir. Diyanet'e yapılan bir saldırı değildir. Bize hükümet olarak yapılan bir saldırı değil. Tam da İslam'ın terörle özdeşleştiği bir dönemde yanlış Şii ve Sünni ifrat tefrit gerilimden yaşandığı bir dönemde Türkiye'den yükselen makul sese, Türkiye'den yükselen, bunu boğmaya çalışıyorlar, değil mi? Yükselen o geleneği de temsil eden sese yönelik bir saldırıdır. Açık söylüyorum. İster bilerek yapsınlar, ister bilmeyerek yapsınlar, Kılıçdaroğlu da, Demirtaş da veya CHP de, HDP de Diyanet'in bu evrensel misyonundan rahatsız olan çevrelerin sözcüsü durumuna düştüler. Paralelciler ise Diyanet'ten bunun için rahatsızlar. Onlar ise kendilerinin İslam anlayışını aynı coğrafyada yayma iddiasını taşıdıkları için Diyanet'in bizim dönemde böyle bir rol üstlenmesini ve devletin dini alanı kısıtlamadan bu dini alanın önünü açmasından rahatsız oldular. Şunu söyleyeyim. Dışişleri Bakanı olduğumda yayınladığım ilk genelgelerden bir tanesi. Yani gönderdiğim şeyler. Yani daha önce de bu konularda hassastık ama baktım değişmiyor usul. Bütün büyükelçilere bana Dışişleri Bakanı olarak gösterdiğiniz hürmet neyse, protokol neyse aynısını Diyanet İşleri Başkanımıza uygulayacaksınız. Havaalanında karşılayacaksınız ve protokolü aynen uygulayacaksınız. Aynı şekilde Fener Patriği ile ilgili de daha önce tehdit gibi neredeyse takip edip ona da ihtiram göstereceksiniz dedim. Türkiye'den giden herkes bu topraklar, bütün bu geleneği barındıran toprakların üzerinde yaşıyoruz.
ihtiram göstereceksiniz. Şimdi son hükümeti kurarken de Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Başbakanlık bünyesine alırken, evet, yani Başbakan'a doğrudan varken, daha önce de Başbakanlık bünyesindeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ettim. Diyaneti farklı bir konuma getirme çabasıdır ve bunu yapacağız. Hiç de bundan gocunmam. Açık söyleyeyim. Bütün devlet memurlarının veya protokolün Diyanet İşleri Başkanımıza göstereceği saygı, milletimizin dine gösterdiği saygının bir yansımasıdır. Herkes buna itina, evet, gösterecek. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız, biliyorsunuz, Başbakanken protokoller olarak da düzenlemeler düşünün. Bu noktada bizim Batı'da herhangi bir, şimdi bunlar çağdaş, Allah aşkına diyelim Papa ile ilgili Katolik camiasında bu HDP şeyin, Demirtaş'ın ya da Kılıçdaroğlu'nun kullandığı tarzda bir üslup kullanılabilir mi? Bu daha uzağa gitmesinler. Atina Başpiskoposu'na Yunanistan'da birisi böyle bir davranış sergilese, isterse ateist olsun. Herkes kendi dinini seçmekte özgür. Dini inancını benimsemekte veya dini inanç sahibi olmamakta da herkes kendi kanaatine sahip olur. Ama insanların hürmet gösterdiği bir makama hürmet göstermek öncelikle siyasilerin görevi. Evet. Bunun laiklik veya efendim dine, diyanetin kurumsal olarak getirip eğer konuşalım derseniz, hani biz dediğim gibi misyonunu genişlettik, şunları da alalım derseniz konuşalım. Bir teklifiniz varsa konuşalım. Ama böylesi bir önemli konuma gelmiş bir kurumu, bütün dünyada son derece önemli bir misyon üstlenmiş bir kurumu yıpratmaya kalkarsanız, millet de buna prim vermez, biz de izin vermeyiz. Efendim, müsaadenizle bir ara verelim. Devam edeceğiz. Başka çok önemli sorularımız var. Ara veriyoruz. Dönüşte İshak Paşa Sarayı'ndan İskele Sancak özel yayına devam edecek. Evet, tekrar birlikteyiz. Ağrı İshak Paşa Sarayı'ndan İskele Sancak özel yayınında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu ağırlıyoruz. Şimdi efendim, bu seçimlerde şöyle bir şey var. Daha önce ideolojiler üzerinden seçimler yapılırdı. İşte muhtıralar, laiklik söylemleri vesaire, ama şu anda baktığımız zaman reel vaatler üzerinden gidiyor seçim bir şekilde. Muhalefet de baktığımız zaman işte 11 milyon emekli var, 2 maaş ikramiye diyor. Asgari ücreti şu kadar yapacağım diyor. Yine büyük bir kitle var orada. Mazotu 1,5 liraya düşüreceğim diyor. Büyük bir kitle var. Bunlar aslında nüfusun belki yarısı, belki daha da fazlası. Soru şu, bu kitleye sizin vaadiniz nedir? Yani AK Parti 1500 lira yapamayacaksa asgari ücreti ne yapabilecek? Emekliye 2 ikramiye veremeyecekse ne verebilecek? Aslında bizim ne vereceğimiz, ne verdiğimiz de ispat edilmiş. Yani biz muhalefet gibi afaki bir perspektiften bakamayız iki gerekçeyle. Bir, zaten onların söylemiş olduğu çoğu hususu biz hayata geçirdik. CHP'nin de MHP'nin de seçim bildirgesini alın. Ben bunun detayına burada girmek istemem. Ama daha ilk gün çıktığında üç bakan arkadaşa dedim ki bütün bir beyannameyi çıkarın. Hepsinin beyannameyi, CHP ilk çıktı, sonra MHP. 55 kalem var ki yazılmış değişik şey. Bizim şu ana kadar uyguladığımız şeyler, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın aile destek programları çerçevesinde, çalışan kadınlara destek programları çerçevesinde, İşkur çerçevesinde, iş hayatı çerçevesinde zaten uyguladığımız şeyler. Bu MHP ve HDP bildirgesi. Şimdi öyle bir husus var ki, daha önce bize halka sadaka veriyor, oy istiyor diye eleştirenler, makarnacı, bizim makarnacı diye. Şimdi bizim sosyal devlet anlayışımızdan hareketle kendileri yapılanları yapacakmış gibi anlatıyorlar. Bugün işte engelliler meselesini söyledim. Ayrıca da ekonomik rasyonelitesi olmayan bir takım vaatlerde bulunuyorlar. Geçen TOP Genel Kurulu'nda asgari ücretten bahsettim. Ve rakamlar verdim. Türkiye'de asgari ücret o gün ve hesaplamalara göre 400 euro civarındaysa, şimdi kur dolayısıyla biraz oynadı. Bu asgari ücret şu anda Polonya'dan, yine kur orada da geçerli olduğu için farklı değil,
Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Arnavutluk'tan, Çek Cumhuriyeti'nden daha yukarıda bir asgari ücret. Avrupa Birliği ülkeleri şu an mi? Şu anki haliyle diyelim biz bunu 1500 liraya çıkardık. Bütün Doğu Avrupa ve Orta Avrupa ülkeleri bizden daha az maliyetli emek kullanır hale gelecek ve Türkiye'deki yatırımlar oraya kayacak. Ve sonuç ne olacak? İşsizlik. Asgari ücretin yarısına bile iş arayan kişi bile iş bulamaz hale gelecek. Bunun maliyetler üzerindeki etkisini, rekabet üzerindeki etkisini tartışmadan atabilirsiniz. Bir partide 5000 lira dedi değil mi Haydarbaş'ın partisi? Evet. Birisi de çıkar 6000 lira. Bunun sonu yok, açık artırma gibi. Bir de esas hata şurada ve bunu bilerek yaptıkları hata değil, yanıltma ve bir şekilde aldatma. Asgari ücret Türkiye'de nasıl tespit edilir biliyor musunuz? Yani hükümet bir genelgeyle, bir yönetmelikle asgari ücreti ilan etmez. İşçi, asgari ücret, işçi, işveren, kamu, kamuda çalıştırdığı için üçünden beşer kişi oturur. İşçiler adına Türk İş, yani bir temsil şey vardır ama o da bütün sendikalarla istişare ederek masaya oturur. Her müzakereyi oraya götürür. İşveren konfederasyonu aynı şekilde götürür. Kamu da buna bir anlamda aracılık yapar. Biz belirlemeyiz yani. Ama kamu dese ki, onun için o gün topta açıkçası top başkanına ve oradakilere de hitaben söyledim. Biraz anlatın dedim. Ve burada esas problem Türkiye'deki girişimcilerin bu meseleyi ele almaması çok ilginçtir. Buna dikkatinizi çekerim. Buna ayrıca dikkatinizi çekeceğim. Yani bu asgari ücret şuraya çıktığında kaç iş yeri kapanır? Bu soru var. Kaç işçi asgari ücretin de altında çalışacak şekilde kayıt dışı istihdam edilir? Merdiven altı. Merdiven altı. Bunu işverenlerin, girişimcilerin, top yetkililerin anlatması lazım. Orada da söyledim, anlatın anlatalım dedim. Yani var, hak veriyor mu size? Vermemesi mümkün mü? Zaten komisyondalar. Tabii o komisyonda. Onlar tespit ediyor. Biz tespit etmiyoruz. Onun için çağrıda bulundum. Sayın Kılıçdaroğlu buradayken yani. Anlatın bunların nasıl olduğunu, irrasyonel, akıl dışı yöntemlerle şey tespit etmenin. İkinci bir boyutu dikkat çekici olan, biz hatırlarsanız çeyiz hesabı diye yeni çocuk evlendirecekler tasarruf yaparsa biriktirdiklerinde %20'sini biz vereceğiz dedik. Bunun bir rasyonalitesi var. Yani çocuk doğdu, 20 yaşına kadar biriktiriyor, tasarrufu teşvik ediyoruz. Sonunda da ona %20 prim veriyoruz. Veya doğum arada 10 yaşında da başlası oluyor. Bunun çıktığı günlerde kartel medyası, açık söyleyeyim şimdi isimlerini dahi verebilirim. Ya da esnafa faizsiz kredi vereceğiz. 3 yıllık ustalık belgesi olana dedik. Bakın bunlar, onlar yeni teklif ettikleri. Biz bunları hayata geçirdik. Hayata geçirdik. Şu anda birinin 3 yıllık ustalık belgesi varsa esnaf faizsiz kredi alır. Yani faizsiz. Bunları yaptığımızda bu medyada ekonomi yazarlığı yapıp da çok fazla ekonomi bildim diye yazanlar hükümet seçime giderken popülizme, seçim popülizmine yöneliyor diye bizi eleştirdiler. Bizi eleştirdiler. Şimdi biz halka, esnafa, çiftçiye primlerin oranlarını yüksek tuttuk diye eleştiren aynı medya, Kılıçdaroğlu'nu parlatabilmek için halka dokunan, tabire bakın, halka dokunan vaatler diye manşetle çıktı. Yahu o kadar ilginç bir şey ki Türkiye'de şu anda öyle bir koalisyonla karşı karşıyayız ki. AK Parti gitsin de ülkenin ekonomisi batarsa batsın. AK Parti gitsin de çözüm süreci biterse bitsin. AK Parti gitsin de özgürlüklere ne olursa olsun, AK Parti gitsin de kamu düzeni kalmasa bile olur diyen bir kesim var Türkiye'de. Onun için bak bakıyorsunuz o medya. Açık söyleyeyim madem. Doğan medyadadır bunları kastettiğim. Doğan medya. Bizim açıkladığımız paketleri ki hepsi bütçe hesabı içinde açıklanmış ve bütçe açığımızı bir milim oynatmamış paketler. Bir milim.
Şu anda Türkiye'nin bütçe açığı %0.7'dir. Avrupa'da en iyilerden biridir. OECD'de en iyilerden biridir. Ve bütün bu paketler bu bütçe açığında hiçbir şeye yol açmadı. Ama inşallah 2017'de bütçe fazlası vereceğiz. Biz devraldığımızda bu ekonomiyi, Sayın Başbakanımızın hani ilk 2002'den itibaren o dönemde bütçe açığımız %10.7 idi. Yani biz onu 10 misli aşağı çektik. Denk bütçeye yaklaştırdık. Şimdi bu vaatleri toplasanız 150 milyarı tutuyor asgarisinden. Hesapladık. Tekrar 2002'deki bütçe açığını %10.7'ye getirir. 90'lara mı götürür? Tabii. Ne olur peki? Bütçe açığı bu olduğunda karşılıksız para basmaya başlanır. Enflasyon birkaç ay sonra yüzde çift rakamlara, bir yıl sonra %20'lere 30'lara tırmanır. Ve bir müddet sonra emekliye verdim dedikleri bu para aynen 90'lı yıllarda olduğu gibi para da değerini kaybettiği için bir müddet sonra 2 değil 6 tane daha ek maaş verilse onu karşılayacak denge sağlanamaz. Ama ilginçtir, bu medya bize bu şekilde yaklaşıp hükümeti eleştirmeye kalkan medya bu vaatlerin arkasında duruyor. İş çevreleri, TÜSİAD hükümeti eleştirmek gerektiğinde nasıl eleştirdiklerini biliyoruz. Tamam yapalım, TÜSİAD yarın çıksın desin ki asgari ücret 2 lira olsun desin. TÜSİAD'a teklif ediyorum desin. Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyorlar şu anda. Çıksın Doğan Medya'nın ekonomi yazarları desin ki akılcıdır. 2 lira olsun. Akılcıdır desin. 2000 lira olsun. 5000 lira olsun desin. TÜSİAD açıklama yapsın. Bunlar gayet akılcı politikalardır diye. Niye yapmıyorlar? Ama şunu da demiyorlar, dikkat edin. Bunlar akıl dışı demiyorlar. Bizim yaptığımız şeye, popülizme düşmeyin diye çağrıda bulunanlar, halka, esnafa, çiftçiye verdiğimiz primlere, esnafa verdiğimiz faizsiz krediye, ailelere, çalışan kadınlara verdim. Bakın, vereceğimiz demiyorum, verdiğimiz. Bunlara karşı çıkanlar şimdi sesleri çıkmıyor. Bir taraftan Kılıçdaroğlu'nu parlatıyorlar, bir taraftan da HDP'yi parlatıyorlar. Bu vaatleri biz yapsak kıyameti koparlar. Tabii, diyorsunuz. HDP'yi parlatıyorlar. Açık söylüyorum. Biz eğer çok basiretle davranmamış olsaydık 2007 Dağlıca baskınından sonra Türkiye'de Kuzey Irak bağlamında Türk-Kürt çatışmasının merkezine getirecekler. O zaman Erbil'in bombalanması gerektiğini manşete taşıyanlar şimdi HDP'ye sahip çıkıyorlar. Bu dikkate şayandır. Bunlar gözümüzden kaçmıyor değil. Kaçıyor değil. Bunlar gözümüzden kaçıyor değil ya. Yani. Bunları takip ediyoruz. Bunları takip et, milletimizin de takip etmesi lazım. Evet. Bunların bütün meselesi bir şekilde AK Parti'yi ve AK Parti'nin getirdiği istikrar döneminin sonunu getirmek. Ve sonunda ne olursa olsun getiremezler tabii, yani Allah'ın izniyle. İşte meydanları görüyorsunuz. Bakın, ben hiçbir şeyi hafife almak istemem. Ya Niğde'de Kılıçdaroğlu miting yaptı. Resmi var. 3 gün sonra da ben miting yaptım. Onun da resmi var. Niğde halkına bu kaçık kuçuk uçuk şeyleri söyledi. Topladığı kalabalık o. Hitap ettiği kitle o. Bir de bizim hitap ettiğimiz. Dün Iğdır, birkaç gün önce Iğdır'daydı, Ardahan'daydı. Alın resimleri koyun. Niye Kılıçdaroğlu'nun hiç miting resmi yok? Neden? Çünkü yüzlerle ifade ediliyor katılımlar. Bunu şunun için söylemiyorum. Yine aynı şekilde Çankırı'da Sayın Bahçeli de yaptı, ben de yaptım. Benim Anadolu'da gördüğüm şey, insanlar elinin altındaki sahip olduğu değeri ileride olabilecek bir muhayyel vaatten daha önemli görüyor. Bunları peki, şimdi bakın, Samsun'da gençlik bayramının da şeyi olduğu için merkezi zikrettim. Biz 45 liradan aldık öğrenci burslarını.
lisansta. Şimdi 330 lira. Anayasa Mahkemesi'ne yüksek lisans 660 lira. Doktora 990 lira. Bizim Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs verecekti öğrencilere. 500 bin öğrenciye, 50 bin öğrenciye. Gitti Anayasa Mahkemesi'ne iptal ettirdi. Peki şimdi eğer gücün yetiyorsa, öğrenciye daha fazla burs vermek gerektiğini düşünüyorsan İzmir Belediyesi'ne verdir. Sosyal desteğe ihtiyaç varsa, bakın bizim birçok sosyal faaliyeti belediyelerimiz yapıyor. İzmir Belediyesi yapsın, Eskişehir Belediyesi yapsın. Niye yapmıyor? Niye bu sosyal destekleri orada uygulamıyorlar? Eğer HDP'nin çok parlak bir Türkiye şeyi varsa, ideali, hani vizyonu anlattı. Diyarbakır Belediyeciliğini görüyoruz. Van Belediyeciliğini görüyoruz. Ağrı'yı görüyoruz. Buralara giden her hizmet bizim hükümet olarak götürdüğümüz hizmet. Onun dışında taş üstüne taş koymuyorlar. Ve birileri bu anlamda da sanki HDP ve CHP ve dahi MHP Türkiye'ye çok büyük hizmetler yapmış ve yapabilecek potansiyel değilmiş gibi bir koalisyonun ülke içinde ve ülke dışında bütün bu işte o şey olarak söylüyorum, halka dokunan ama dokunduğu zaman da yakacak olan bu tür irrasyonel, akıl dışı yaklaşımların propagandasını yapıyor. Efendim, şimdi bu sanıyorum anlaşılabiliyor ya da anlayan anlıyor. Yani bu vaatler Türkiye'yi felakete götürebilir. Fakat bir taraftan da yani memleketin sorunları var, ciddi sorunları var. Ekonomide büyüme rakamları 2.9 çıktı 2014'te. İşsizlik rakamları tekrar çift haneyi görmeye başladı. Dolayısıyla burada hani muhalefet gelirse 90'lara döneriz, büyük krizler patlar, başımızı kaldıramayız. Peki yani AK Parti'nin de yeni bir şey söylemesi, AK Parti'nin de yeni bir vaatte bulunması, seçmene, yani siz bu anlamda ne vaat ediyorsunuz? Bu? Bir kere bu vaatleri biz seçim için yapmış değiliz, seçim döneminde de yapmıştırız. İki metin söyleyeceğim size. Bunu AK Parti'nin gelecek vaadiyle itibariyle. Bir, Yeni Türkiye Sözleşmesi. Beyanname dışında, o karıştırıldı, beyanname, çok kapsamlı bir beyanname'miz var. Yeni Türkiye Sözleşmesi ile biz, 100 maddelik, Yeni Türkiye Sözleşmesi ile nasıl bir Türkiye arzu ettiğimizin tabiri caizse informal anayasasını yazdık ve paylaştık. Bir tepki geldi mi? Kimse çıkıp da şu madde yanlış, şu madde doğru diyebildi mi? Nasıl bir anayasa istediğimizi, nasıl bir tabir, anayasanın içeriğini de neredeyse yazarak nasıl bir güçler ayrılığı prensip istediğimizi yazdık. AK Parti'nin en büyük vaadi bu memlekete insan onuruna yakışır bir siyaset ve devlet anlayışına egemen kılmaktır. Ve bunun da çerçevesini çizdik. Var mı böyle bir metin diğer liderler tarafından gündeme getirilmiş? Hayır. İki. Ekonomik alanda ise bu 25 öncelikli dönüşüm programımız var ya, o 25 öncelikli dönüşüm programımızda 1350 eylem var. Her bir eylem bir taahhüttür. Bu eylemlerin içinde ekonominin bütün yapısını dönüştürecek, değiştirecek boyutta bir vizyon var. Yani işsizlik düşecek, büyüme rakamları... Tabii. Nedir? Şu anlamda, Türkiye'de son 12-13 yıl içinde olağanüstü bir büyüme sağlandık. Yani nereye giderseniz gidin, her alanda. Yani işler acısıdır, işte Muş'ta söyledim, 3 tane ambulans vardı 2002'de. Dün Iğdır'da bir ambulans var, Iğdır'da varmış 2002'de. Şimdi her bir ilde 30-40-50 ambulans var ve kar paletli ambulanslar. Şimdi bu olağanüstü bir başarı hikayesi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde bu aşama büyük bir başarıyla gerçekleştirildi ve bir yere Türkiye geldi. Şimdi bizim orta düşük gelir grubundan orta yüksek gelir grubuna geçtik. 10 bin dolar civarında şeyle. Şimdi bizim yüksek gelir grubuna sıçramamız lazım. Bu da ne yolla olur? Bu insan unsurunun katma kalitesini yükselteceğiz, niteliklerini. Yani eğitim ağırlıklı,
gelişimi. Diğer taraftan ekonominin katma değerini artıracak teknolojik altyapıyı, yani Ar-Ge'yi geliştirecek ve toplum ekonominin doğasını değiştirecek adımlar. Zaten sosyal destek programları çerçevesinde ortaya koyduğumuz çok geniş bir perspektif ve uygulama var. Bunları genişleterek yayacağız. ASLEP'i kuruyoruz, aile destek programı. Binlerce aile destek uzmanını her bir aileyle görevlendirerek, zaten bunları seçimle ilgili yapmadık. Daha önce aileyle ilgili yaptığım paket açıklamasında bunların hepsinin detaylarını verdik. Şimdi onlardan çalıntı fikirlerle bunlar seçim beyannamelerini yazdılar. Bizim önümüzdeki dönemde Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 gücü arasına, ekonomik gücü arasına getirebilmek için ekonomimizin doğasını yeni bir sıçramayla Ar-Ge ağırlıklı, katma değer yoğunluklu ve iyi yetişmiş nitelikli insan unsuruyla dönüştürmemiz lazım. Şimdi sizin mesela 2.9 burada şeyi de dikkat etmek lazım. Küresel ekonomideki gelişmeleri. Yani 90'lı yıllarda dünya büyüdü. Birkaç misli büyüdü dünya ekonomisi. Ve sürekli genişledi. Amerika'daki Bill Clinton dönemini düşünün. Avrupa Birliği'nin doğuya açılma sürecini. Bütün bu dönemde Türkiye'de 200 milyardan 230 milyar dolara çıktı milli gelir. 30 milyar dolar 11 yılda 1991'den 2002'ye kadar. 2002'den bugüne biz büyüyemedik. 830 milyar dolar. Dünya büyürken biz küçüldük. Şimdi dünya küçülürken biz büyüyoruz. %2.9 bizi tatmin ediyor mu? Etmiyor. Ama Avrupa bölgesinin ortalaması %1'lerde. Avrupa'nın diğer bölgelerinin, gelişen Avrupa dedikleri şey %1.7. Latin Amerika %1.3 ortalaması. Yani bütün o büyüyen Brezilya'sı ile Arjantin'i ile ortalaması. Rus ekonomisi küçülüyor. Evet. Avrupa ekonomisinin tek tek ulus devletler bazında küçülüyor. Şu anda göreceli büyümesini sağlayan Hindistan var. Ve bunların hemen arkasında da yine bu ortalama, OECD ortalamasının 3 misli Türkiye'nin şu andaki büyümesi. Yetiyor mu? Hayır. 2023 Türkiye'nin var çünkü. Türkiye'nin mutlaka %5'leri en az yakalaması lazım. Onun için zaten bu yapısal dönüşüm programlarını devreye sokuyoruz. O anlamda bizim sektör bazında yaptığımız çalışmalar var. Ayrıca DAP, KOP, DOKAP gibi projeler, bütün bu kalkınma projeleriyle önümüzdeki dönemde çok büyük bir hamle bizi bekliyor. Bu ekonominin makro ve insanın doğrudan ilgilendiren boyutuyla ilgili. Geçen sene 1.4 milyon istihdam oluşturduk. Her sene bizim bu istihdamı oluşturmamız lazım. Onun için çalışan kadınlara getirmeye çalıştığımız kolaylıklar maalesef muhalefet tarafından engellendi. Bir başka önemli boyut var ki, genel Türk ekonomisinin performansı ve vaatler itibariyle biz millileşme stratejisi takip ediyoruz. Yani gurur verici bir olaydır. İlk milli helikopterimiz uçmaya başladı. Milli uçağımız, milli eğitim uçağı, milli savaş uçağı, bölgesel uçak, milli denizaltı %100 Türk yapımı, Türk markası taşıyan üretimi artıracağız. Markalaşmayı artıracağız. Yerlileşecek. Yerli aşı üretimi, yerli kan plazma üretimi. Bunların hepsi Türkiye'nin ve bizim önümüzde ekonomiye büyük ivme katacak yepyeni ufuklar. Efendim bir ara daha verelim. Başka sorularımız da var. Ara veriyoruz. Evet, tekrar birlikteyiz. Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu, İskele Sancak'ta konuğumuz. Bu bölüme Hasan Öztürk'ün sorusuyla başlıyoruz. Sayın Başbakanım, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sıklıkla Suriye'den ülkemize sığınan Suriyelilere atıfta bulunuyor ve bunu öyle bir noktaya getirdi ki nerede kaynak sorusunun cevabı 2 milyon Suriyeli'yi geri gönderirsek kaynak burada diye de çok böyle rencide edici bir açıklama da yaptı. Suriye meselesinde Türkiye'nin içerisinde böyle bir tartışma varken Suriye'de de yeni bir denklem kuruluyor sanırım.
Siz Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına ne diyorsunuz? Ve Suriye'deki son durumu. Şöyle diyeyim. Çarpıcı bir şey ve aslında çok üzerinde durulması gereken bir şey. Suriye krizini biz çıkarmadık. Ama Suriye'den gelen mazlumlara kucak açtık. Doğrudur. Şöyle bir şey olsa, Bosna Savaşı esnasında Bosna'dan kaçıp Avrupa'ya sığınan Müslümanlar için ya da Afrika'dan kaçıp Afrika'ya giden Müslümanlar, Hristiyanlar için Avrupa'ya giden birisi çıksa dese ki, bir Fransız lider, bir Alman lider, ya bu Afrika'dan gelenler var ya, ya da şu Balkanlardan, ya da şu Türkiye'den, bunları geri göndersek hepsini, aslında Almanlara iyi iş çıkar. Fransızlara daha çok iş buluruz. Daha çok kaynak tüketiriz dese biz buna ne deriz? Irkçılık deriz, ırkçılık. Avrupa'da var bir benzeri. Var. Pegida hareketinin kullandığı dil ile, açık söylüyorum, utanç verici bir şeydir. Avrupa'da Pegida hareketinin kullandığı, Müslümanlarla ilgili kullandığı dil ile Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilerle ilgili kullandığı dil arasında hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Gönderelim diyor. Avrupa'dan Müslümanları gönderelim diyor. Irkçı bir söylem olarak. Tabii ırkçı bir söylem. Müslümanları gönderelim diyor. Bu da diyor ki Suriyelileri gönderelim diyor. Ya bunlar gittiklerinde öldürülecekler. Kemal Bey, öldürülecekler. Sen hangi dünyada yaşıyorsun bilemiyorum ama herhalde Suriye'yi Esed'in sarayı şeyi zannediyor, mahallesi zannediyor. Esed gibi yaşıyorlar zannediyor. Orada insanlar öldürülüyor. Ölmezlerse açlıktan ölecekler. Bunu Avrupalı yaptığında ırkçılık oluyor da Kılıçdaroğlu yaptığında ırkçılık değil mi bu? Sosyal demokrasiye uyar mı bu? Avrupa'da bu fikirlerini söylesin, yabancı dillere çevirsin, yabancı düşmanı olarak adlandırılır. Avrupa'daki yabancı düşmanıyla Türkiye'deki Suriyeli düşmanlığı arasında bir fark yok ki. İkincisi, peki biz Bulgaristan'da Türkler zulme uğradığında kardeşlerimiz trenlerle geldiğinde, arabalarla dağları aşıp geldiğinde geri gönderdik mi? Balkan muhaciretinde bu topraklar gelen mazlumlara kucak açmadı mı? Bulgaristan'dan gelen Türkmenleri göndermemişse, Türkleri göndermemişse ki doğrusu odur. Ya da Boşnakları. Bayır Bucak'tan gelen Türkmenleri nasıl göndeririz? Halep'ten gelen Türkmeni nasıl göndeririz? Saddam Halepçe'de katliam yaptığında oradan Kürtle gelen Kürtleri göndermemişsek, Kobani'den ya da Halep'ten ya da Haseke'den gelen Kürtleri nasıl göndeririz? Efendim Arapları Halep'ten gelen nasıl göndeririz? Saddam'dan kaçan Arapları barındırmış bu ülke. Evet. Şimdi bir, insanlığa aykırı bir söylem bu. İki, bizim kültürümüze, bizim tarihimize aykırı. Bu topraklar göçlerle de bu hale geldi. Bu, yani hepsi bizim vatandaşımız. Bu milletin içinde göçle gelmiş olanlar da var. Bunların hepsi bir yer alıyor. Şeye gelince ekonomik boyutuna, ne kadar yani onun bir kalemde zikrettiği kaynak Suriyelilere yapılan harcamanın, yıllık harcamanın 3-5 misli. Bunun anlaşılabilir bir tarafı yok. Evet. Bunun kabul görmesinin bir tarafı da yok. 6-7 Ekim olayları sebebiyle yeri göğü yakan bu vandallar, Demirtaş tahriki, tahrik eden Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun bu söylemine dönüp de şunu demiyor. Ya nereye gönderiyorsun benim Kürt kardeşimi demiyor. Bahçeli, Kerkük Türkmenlerine sahip çıkalım, Suriye Türkmenlerine sahip çıkalım diyen Bahçeli, dönüp Kılıçdaroğlu nereye gönderiyorsun benim kardeşimi demiyor. Bizim için fark etmiyor. Bizim için Türkmen de kardeş, Kürt de kardeş, Arap da kardeş. Ama bunlar sadece kendilerine baktıkları için söylüyorum. Bu, gerçekten ben hicap duyuyorum bu söylemde. Bu konuda... Ha bu problem değil mi? Problemdir. Buna çözüm bulmuyor muyuz? Bulmaya çalışıyoruz. Buluyoruz da. Yüz binlerce Suriyeli kampta, yüz binlerce Suriyeli'ye şehirlerde eğitim veriyoruz. Halkımızın da ben bu, eğer ileride bu bir destan olarak yazılacaktır. Ve bu destanı AK Parti hükümetlerine yazmayacak tarih sadece. Bu millete yazacak. Bu milletin nasıl bir insanlık destanı yazdığını yazacak. Bu hep böyle ila nihaya devam edecek de değil tabii. Ya biraz insaf diyorum. El insaf diyorum. Aynı durumda Allah muhafaza biz olmayız. Söz konusu değil ama biz bir sığınacak yer aramış olsak
nasıl bir muamele gördü? Dün Iğdır'da kastettim. Iğdır'da açıkça söyledim. Boraltan Köprüsü'nde İnönü 146 Azeri'yi ben ilk o olayı okuduğumda ortaokul öğrencisiydim. Emin olun ağladım. Daha Azerbaycan radyolarını karıştırırdım ben. İşte 70'li yıllarda hepimiz yapardık. Bir Azeri şehit duyalım diye. Şimdi utanç değil mi bu bizim için? O utançsa bunu nasıl veririz? Hep okuduğum şiir şeylerin meydanlarda. Hani kaçıranlar olmuştur diye söylüyorum. Bir Azeri şair sonra bu olay üzerine şu şiiri yazar. Bizi siz öldürün vermeyin Rus'a. Yakışmaz Türklüğe, sığmaz namusa. Ne diyeyim ben bu vefasız dağlara? Öz kardeşi dönek olan ağlara. Ya bunlar bizim kardeşimiz Kılıçdaroğlu. Yol ortadan tren geçmiş öbür tarafı Suriye demişler bu tarafı Türkiye. Arap Arap'ın kardeşi, Kürt Kürt'ün kardeşi, Türkmen Türkmen'in kardeşi, Sünni Sünni'nin, Nusayri, Alevi, Türkiye'deki Alevi'nin. Bunların bir farkı yok ki. Hepsi bizim kardeşimiz. Dolayısıyla ümit ederim ki Kılıçdaroğlu bir vicdan muhasebesi yapar. Şeye gelince Suriye'de rejimin yanında duranların hoşuna gitmeyebilir ama son dönemlerde çok ciddi şekilde muhalefetin ilerlemesi söz konusu. Türk basında yer almıyor dikkat ederseniz. IŞİD ilerlediğinde basında yaygara yapıyorlar. AK Parti yanlış tercih yaptı, terör kapımıza dayandı. Rejim ilerlediğinde rejim kalacak yanlış. Ya günlerdir bütün Batı basını Esad'ın güçlerinin ciddi şekilde gerilediği, artık Esad'ın savaşacak asker bulamadığı, Esad adına savaş, oradaki Nusayrilerin dahi savaşmak istemedikleri haberleri, İdlib düştü. Laskiye'ye doğru gidiyorlar. Cisr-i Şuur düştü. Bir taraftan Laskiye ama daha ilginci şeyden Şam'da Kalamun'dan. Kalamun. Şu anda İsrail-Suriye sınırında çok az bir yer Suriye rejiminin kontrolüne kaldı. Lübnan sınırında Hizbullah eğer korumuyor olsa orada da direnecek yerleri kalmadı. Humus'ta geriliyorlar. Hani bunları bir savaşı anlatmak için söylüyor değilim. Ama bir zalim rejimin yaşaması mümkün değil. Öyle veya böyle tarih kendi doğasıyla hareket eder ve kendi halkına zulmedenleri öğütür. İnşallah bir gün Suriye'de de barış ve huzur gelir ve Türkiye'den inşallah bu kardeşlerimiz memleketlerine dönerler. Ama döndüklerinde her birisi Türkiye aşığı olarak dönecek. Her birisi. Evet. Mitinglerden sonra bazıları gelip sarılıyorlar ve bunu ifade ediyorlar. Kılıçdaroğlu'nun da bu anlamda bu tür ırkçı tahrikler yapmak yerine halkı Suriyelilere karşı tahrik etmek. Bakın çok açık söylüyorum. Evet. Türkiye'nin huzuruyla oynuyor. Yani dönüyor buradaki vatandaşlara sizin işiniz veya sizin emeğiniz aslında Suriyeliler tarafından çalınıyor diyorsa bu bir tahriktir. Bu bir ırkçılıktır. Bunun tezelden bunu bırakması lazım. Sonra diyor ki Orta Doğu'ya barış getireceğim. Ya Allah aşkına kim inanır? Sen kendi önce partine barış getir. Bir liste açıkladığın aynı gün onlarca kişi istifa etti. Şişli'de hala kanlı bıçaklısınız. Önce bir çevrene şöyle barış getir. Bir masa etrafına otur. Ondan sonra göreyim Suriye'ye mi barış getirirsin, Orta Doğu'ya mı? Bunun bir karşılığı yok. Ben buradan bir kez daha bütün vatandaşlarıma, özellikle de Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu illerimizdeki vatandaşlarımıza, bütün vatandaşlarımıza Suriyeli yetimlere sahip çıktıkları için milletim adına, hükümetim adına ve tarih adına teşekkür ediyorum. Tarih bunu yazar. Ben inşallah önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'da da miting yapacağım. Adana'da da, Hatay'da da, Mersin'de de ve oradaki vatandaş, Kilis'te de, Gaziantep'te de tabii bütün o bölgede de oradaki vatandaşlarımıza da tek tek teşekkür edeceğim. Çünkü bu büyük bir imtihandı. Hala süren bir imtihan. Allah yüzümüzün hakkıyla çıkmayı nasip etsin. Türkiye'ye bu işi bulaştırmak isteyenlere fırsat vermesin. Her türlü tedbiri de alıyoruz. Ama etrafımızda bir ateş çemberi varken eğer Türkiye bu ateş çemberinden kaçan kelebeklerin sığındığı bir bahçe ise bırakın o kelebekler uçsun. Bırakın yaşasınlar. Bir zararı yok. Bu topraklar onları da besler. Biz Ali Cenap bir milletiz.
aşımızı paylaşırız. Kılıçdaroğlu başka şeyleri anlamıyorsa Ahi Evran'ı okusun. Hacı Bektaş-ı Veli'yi okusun. Ya yani bunlar bizim kültürümüzden. Kapını, aşını, sofranı, kalbini açık tut. Böyle. Ahi Evran. Ahi Evran'da da Hacı Bektaş-ı Veli'de de. Ama demin söylediğim gibi bu HDP ile CHP'nin anlaştığı yer MHP'de kısmen bu şey içindedir. Tarihi kopuş çizgisi bunlar. Tarihi kopuş. Uzak. Devamlıktan uzak. Kafalarında bir dünya var. Moderniteyle bulanmış ama moderniteyi de bilmeyen, kadimi, eskiyi, geçmişi hiç bilmeyen. Biz bu noktada Suriye bağlamında da bütün diğer insani konularda da takip ettiğimiz ilkeli ahlaki çizgiyi sürdürmeye kararlı. Evet, son bir soru efendim. Seçime gidiyoruz. Bir ay kaldı. Anketler elbette bu dönemde daha da yoğunlaşarak yapıyorsunuzdur. Değişik yorumlar yapılıyor. Mesela CHP'den HDP'ye oy kaydığı, Alevilerden CHP'ye verirken HDP'ye oy vermeye başlayanlar, işte AK Parti'den MHP'ye oy kaymaları falan bir sürü şey yorum yapılıyor. Hani sizin elinizdeki veriler nedir, ne gösteriyor şu anda? Anketleri en iyi değerlendiren partiyiz. Eskiden beri böyleyiz. ARGE birimimizde, seçim stratejisi grubumuzda an be an anketleri bize iletirler. Yani ben Iğdır'a çıktığımda oradaki tabloyu görüyorum. O bakımdan... Yani 2011'in gerisinde mi mesela? Hayır. Başka yerler... Hayır. Yani şunu söyleyeyim. 12 yıllık bir iktidar partisi olmak zaten bir mucizedir siyasi anlamda. Büyük bir başarıların üstünde devam etmek. Yıpranma payı doğaldır. Aslında doğal olmayan yıpranılmamış olmasıdır. Ama ben çok açık yüreklikle söylüyorum. AK Parti'den böyle bir kayma bekleyenler sükutu hayal içindedirler. Hiçbir şey yaşayacaklar. Hiçbir şekilde böyle bir kayma söz konusu değil. Son 2-3 haftadır aksine bizim oy trendimiz yukarı doğru bir eğilim içindedir. Ve zaten seçim eskiden de böyleymiş arkadaşların da. Seçim temposu arttıkça iktidar partisinin ve Türkiye'de de AK Parti'nin oy eğrisi yukarı doğru hep trend olarak takip etmiştir. Şimdi de bizim bu anlamda 2011 seçimlerinin çıtasına yakın bir yerdeyiz. Daha da iyi bir yere geleceğini inşallah ümit ediyoruz. CHP'den HDP'ye o var. Yani o da var. Dikkat ederseniz bu yüzden birbirleriyle argümantasyon yarışı, birbirleriyle yarışıyorlar. Birbirlerinden oyu kapabilmek için de AK Parti'ye saldırıyorlar. HDP aşıyor mu barajı? Efendim? HDP. Yok, bizdeki rakamlarda barajın çok gerisindeler. Ama tabii bu ben hani demokrasi bu anlamda bir hani rakamsal bir şey vermek için söylüyorum. O tür hayaller içinde olmamaları beklenir. Efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Başbakan. Sizin teklifinizle Ağrı Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı'na geldik. Ama iyi oldu değil mi? Çok da güzel oldu. Yani Ankara'da benim için Ankara daha rahattı. Gidip rahatlıkla günün yorgunluğu üzerinde evde yapacaktık. Ve sonra hemen istirahatı çekecek. Daha benim 2 saatlik yolum var. Buradan helikopterden yarım saat uçağa, uçaktan 1,5 saat Ankara'ya. Ama İshak Paşa'yı da yaşamak lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim buraları görmemiz için de bir vesile oldu. Şimdi şu ana kadar görmemiş olmana şaşırdım zaten. Yani bütün Kanal 7 ekibine bir Türkiye turu yaptıralım inşallah. Size kolaylıklar, başarılar diliyorum seçim sürecinde de. Hasan Öztürk'e de teşekkür ediyoruz. Evet, İskele Sancağ'ın bu akşam özel yayınının bu akşam da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Normal yayınında Cuma günü tekrar karşınızda olacak İskele Sancak. İyi geceler, hoşça kalın.